Herkese merhabalar. Arkadaşlar neredeyim yine? İskenderun'da anne evine geldim. Nasılsın anne? İyiyim, seni gördüm. Daha iyi oldum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün ne yapacağız biliyor musun? Döner yapacağız. Ama ne döner? Sucuk döner yapacağız. Yedin mi daha önce bilmiyorum ama. Yok, hiç yemedim vallahi. Bu de bunu mangalda yapacağız. Efsane olacak. Başta ne yapıyoruz? Alışveriş, yemek sepeti mahalleden yapıyoruz. Başta yemek sepetine giriyorum. Yemek sepetinden mahalle kısmına girdim. Meyve sebze bölümüne tıklayacağım. Burada eksik malzemelerimden domates alıyorum. Biraz böyle fazla almak istiyorum. Bir parça soğan alıyorum. Alışverişimi tamamlıyorum. Siparişlerim hızlı ve eksiksiz şekilde kapıma ulaştı. Tanıdığım, güvendiğim esnaftan hızlıca eksiklerimi tamamladığıma göre tarifin yapılışına geçebiliriz anne. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Başta mangalın içerisine böyle boldan boldan kömür ekliyorum. Şöyle özel bir tüp, özel bir aparat arkadaşlar. Şunu şöyle açıyorum. Şöyle bir yakalım onu. Ve bunu bu şekilde yakıyoruz arkadaşlar. Şöyle verelim coşkuyu. Görüyor musunuz? Çok güzel bir sistem. Çok hızlı bir şekilde yanıyor. Kömürümüz yanana kadar biz de güzel bir sos yapacağız. Hemen sosun yapılışına geçiyorum. Evet, sos için 3 diş sarımsağım var. Başta ne yapıyorum? Bunların böyle bir canını okuyalım. Böyle bir aromasını şöyle bir patlatıyorum. Ardından bunları böyle ince ince doğruyorum. Evet arkadaşlar, sarımsakların canını okudum. Şöyle toparlıyorum onu. Şöyle bir karıştırma kabının içerisine aktarıyorum. Evet, hemen içerisine 5 yemek kaşığı süzme yoğurt ekliyorum. 1, 2, 3, 4. Bu da 5.'si. Hemen akabinde mayonez çalışması. Yine 5 yemek kaşığı mayonez ekliyorum. 2 oldu. 3. 3-4. Bu da 5.'si. Ve bunun üzerine inanılmaz yakışacak olan sirke. Annemin ev yapın bahçeden kopardığı böyle küçük elmalarla yapmış olduğu 8 ay beklettiği şöyle sirkeden 1 yemek kaşığı ekliyorum. 1 adet küp şekerim var. Şöyle kaşığın içerisine aldım. 2 kaşığı şöyle bir birleştiriyorum. İyice toz haline getirip içerisine aktarıyorum. 1 çay kaşığı kadar da acı pul biber. Bir yanda tatlı, bir yanda acı, bir yanda ekşi. Hepsi birleşince ağzına böyle bomba gibi patlayacak. Bu işin olayı köri baharatı ile sonuçlanacak. Böyle ortalama 1 yemek kaşığı köri baharatı ekliyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Bir parça daha tuz ekliyorum. Şimdi de sırada limonumuz var. Şöyle limonu başta bir ikiye bölelim. Bahçeden yeni kopardım. Şöyle bir sıkıyorum. Yarım limon yeterli olacaktır. Dediğim gibi ekşisi, tatlısı, tuzlusu, sirke var. Böyle hepsi birleşince ağzında bomba gibi patlama yaşatacak bu sana. Şimdi bunlar homojen kıvama gelene kadar durmadan karıştırıyorum. Evet, efsane sosumuz hazır arkadaşlar. Bunu kenara alıyoruz. Hemen diğer malzemeleri hazırlamaya geçelim. Hemen ekmeğin sosunu hazırlayacağım. Şöyle tutuyorum. 1 yemek kaşığı biber salçası. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar pul biber. Ve bunun içerisine şöyle boldan boldan zeytinyağı. Bunu iyice bir karıştır. Zeytinyağıyla aşklarını bir tazelesinler. Evet, sosumuz bizi kenarda beklesin. Bu hazır ve artık ne yapıyoruz arkadaşlar? Sucuğumuzla ilgilenebiliriz. Evet, şöyle Osmanlı sucuğunu özgürlüğüne şuradan böyle bir kavuşturalım. Şuna bakın ya, mis gibi açar açmaz mis gibi koktu. Hemen ardından şöyle tutuyorum, o gömleğini çıkarmak üzere kenarından ufak bir yarık açıyorum. Ve bunu şöyle soyup soğana çevirmek üzere iki gömlek yakasından tutuyorum. Aşağı doğru çekiştiriyorum. Şuna bakın ya, çok güzel gözüküyor. Şuradan şöyle bir çıkardım onu ve artık şişine geçirebiliriz. Şişine geçirirken tam orta yerden geçirmek lazım. Şöyle tutalım. Yavaş yavaş dikkatli bir şekilde diğer tarafından çıkmak üzere ittire ittire şöyle bir geçiriyorum onu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arka tarafından da çıktı. Böyle tam ortalayalım onu. Ve olay işte budur. Bu da hazır. Hemen bunu ne yapıyoruz? Mangala atabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi közümüz de çok güzel böyle alevini aldı. Tam kıvama geldi. Ateş gibi. Şöyle tutuyorum. Önce cihaza bir bağlantısını yapalım. Şuradan bağlantısını elim yana yana yaptım. Ve bunu hemen fişe takalım. Şöyle hemen ne yapıyorum? Düğmesini de çalıştırdım. Böyle ağır ağır döne döne pişiyor. Sucuk zaten hemen pişiyor. Ben de hemen yan malzemeleri hazırlamaya geçiyorum. Evet, şimdi bunun arasına neler girecek? Tabii ki de şöyle marul çok yakışacaktır. Bunları böyle bir ince ince doğrayalım. Marullarım hazır. Hemen soğanları doğramaya geçiyorum. Evet, şöyle bir adet soğanımı aldım başta. Şöyle ikiye bölüyorum. Şöyle ince ince doğramak gerekiyor. Soğanlar da tamam. Bunu da kenara alıp hemen domateslerimle ilgileneceğim. Şöyle bir adet yine domates aldım. Şu arka kısmını, şapka kısmını kenara alıyorum. Bunu da aynı yöntemle ince ince doğruyorum. Evet, domatesler de hazır. Bunları da kenara alıyorum. Hemen turşularıma geçiyorum. Şimdi de sırada turşularım var. Şöyle alıyorum turşularımı. Minik minik şöyle tutalım. Bunları da yan yan kesiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok yakışacaktır. Ben çok yakıştırıyorum. İnce ince kesmeye devam ediyorum bunları da. Evet, turşularımı da doğradım. Kendi suyuna bırakıyorum. Bunlar böyle bir takılsınlar. Artık sucuklarımla ilgilenebilirim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şıpır şıpır yağları damlıyor. Yakından gösterelim yapacağım. Şöyle mis gibi de kokular çıkmaya başladı. Ben de ne yapıyorum? Altına şöyle bir tepsi alıyorum. Cihazımı durduruyorum. Şunu şöyle yüzeyinden keseceğim. Çünkü yüzey kısmı pişti.
Şöyle gösterelim. İç kısmı zaten görüyorsunuz. İç kısmı bile pişmiş. Bu pişme oranı tamamen size kalmış. İster daha fazla pişirirsiniz, isterseniz daha az pişirirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet arkadaşlar, ilk yüzeyini aldım. İkinci yüzeyini de pişirdim. Asıl lezzetli olan yeri burası. Burası böyle tam sulu sulu yağlı, mis gibi olur. İnanılmaz lezzetli. Yağlarını zaten görüyorsunuz. Şöyle dediğim gibi pişme oranını kendiniz isteğinize göre ayarlayıp bu şekilde pişirip sonra afiyetle dürümünüzü yapıp ister sade yersiniz, isterseniz benim yaptığım gibi böyle dürüm yapıp afiyetle tüketerek keyfini çıkarabilirsiniz. Ben de bunların hepsini ne yapacağım? Yüzey kısmını kesip kesip devam edeceğim bu şekilde. Evet arkadaşlar, ekmeği aldım. Şu uç kısımlarını almayacağım. Daha sonra yemek üzere kenara alıyorum. Şöyle ikiye böleceğim bunu. Bu kebap ekmeği çünkü bir parça büyük. Şöyle ikiye böldüm. Başta malzemeleri dizmekle başlayalım bunu. Evet arkadaşlar, ekmeğimizi ekledik. Şöyle yapmış olduğumuz sosu dolapta beklettim. Şuradan alıyorum kendime bir parça. Şöyle arasına bir yedirelim. Ne kadar istersen o kadar ekleyebilirsin. Kendi evindesin. Bu kadar yeterli. Bir parça marul gezintisi. Çok az soğan çalışması. Hemen domatesleri ardından şöyle asker gibi düzüyorum sırasıyla. Bu kadar yeterli benim için. Çıtırlık ve lezzet için biraz da turşu çalışması yapıyorum bunu. Evet arkadaşlar, doğradığım sucuklardan bir parça alıyorum. Daha ateş gibi. Şöyle arasına aktarıyorum. Şuna bakın ya. Çok güzel gözükmüyor mu? Mis gibi gözüküyor. Şöyle boldan boldan ekleyeceğim bunu. Evet, malzememi boldan boldan ekleyip şöyle tutuyorum. Kendime doğru çektim. İyice şöyle bir katlayalım bunu. Şunun güzelliğine bak. Mis gibi gözükmüyor mu? Çok güzel. Bunu kenara alıyorum. Kendime 3-5 tane daha yapacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 6 tane yaptım. Şöyle ızgaraya diziyorum. Şöyle tek tek sırasıyla dizelim arkadaşlar. Şimdi bunlara çok güzel bir işlem uygulayacağım. Bunların değerine değer katacağım. Evet arkadaşlar, şimdi yaptığımız sosu kullanabiliriz. Ne yapıyoruz? Eğer böyle fırçanız yoksa peçeteyle dışarıda yapabilirsiniz. Şöyle ne yapıyorsunuz? İyice sosuna batırırsın. Şöyle üzerinden geçersin. Aynen gördüğünüz üzere. Hepsine yediriyorum böyle. Buradaki dokunuş dediğim gibi bunların değerine değer katmış olacağız. Tamamıyla boylu boyunca gezdirelim bunları. Evet, arka tarafını çevirdik. Aynı yöntemle burayı da ne yapıyorum? Yağlı boya çalışması yaparak her tarafını sosa buluyorum. Evet, çok az da maydanoz çalışması yapıyorum bunlara. Oo, mis gibi oldu ya. İki tarafı da yapacağım. Artık bunları közle buluşturabiliriz. Böyle iyice buladım ve olay işte budur. Efsane oldu. Şunun güzelliğine bak. Şimdiden böyle oturur yersin aslında ama bir parça közle tutacağım bunları. Evet, şimdi bunları közle buluşturma zamanı. Diğer yandan da sucuğun yağı üzerine akacak. Lezzetine lezzet katacak. Böyle göstereyim size. Şuna bakın. Çok güzel. Diğer tarafında aynı yöntemle şöyle çıtırlaştıracağım. Sonra afiyetle tüketmeye geçeceğim artık. Evet arkadaşlar, bu oldu bence. Şöyle gösterin. Bu tarafı da çıtırlaştı. Artık sunuma geçebilirim. Bunları tek tek şöyle tahtasına koyacağım. Annemle oturacağız. Bunların keyfini çıkaracağız arkadaşlar. Şuna bakın ya. Sucuğa bakar mısın? Sulu sulu. Sosu da dışarıya taşmış. Efsane gözüküyor. İyice sabırsızlanmaya başladım ben de. Evet arkadaşlar, çok güzel sunumumuzu yaptık. Nasıl gözüküyor anne? Çok güzel görünüyor ellerinden. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Çok değişik bir tarih. Daha hiç duyulmamış evet. Yani bu dönem. Evet. Güzel sucuk olacağını tarih düşünüyorum ben de. Şöyle buzlu sucuk atmış olduğumuzda bir bardağımız var. Şöyle içerisine siyah kola ekliyorum. Boldan boldan. Bir anneme bir bana. Annem çok kola sevmez ama hava böyle çok sıcak olduğu için ayran yerine bunu tercih etmek istedim ben. Şöyle kolalarımızı da ekledik. Evet, şöyle kendime bir tane aldım. Şöyle uç kısımlarını bir anne gösterelim. Çok güzel gözüküyor ya. Harika görünüyor. Ve çıtır çıtır da olmuş. Ne böyle çok çıtır ne çok yumuşak. Şöyle bir tane de biber közledik. Şöyle görüyorsunuz, saman da haberi. Ne diyoruz şimdi? En sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım, bakalım nasıl olmuş. Hadi ne bakalım. Tamam. Oo. Efsane olmuş. Evet, sosu çok lezzetli. Çok güzel evet olmuş. Şöyle yumuşak ve biraz hafif sulu olması sosun ayrı bir lezzet katmış bence böyle. Değil mi? Bir dönere evet, harika. Hiç kuru değil, yumuşak ve hafif sulu, şahane olmuş. Ellerine sağlık. Çok evet güzel. Hem değişik, sucuk lezzetli, arasındaki malzemeler lezzetli. Bu dış kısmının hafif çıtır olması, hepsi birleşince efsane bir şey olmuş. Evet, çok harika olmuş gerçekten. Ellerine sağlık. Hatta sandviçi yapar da kötü olur mu? Efsane. Çok güzel. Şimdiye kadar yediğim en güzel döner. Muhteşem. Bir önceki döner için de aynı şeyi söylemiştim. O da çok güzeldi. Bu da aynı. Bu daha da farklı. Öyle mi? Beğenmene sevindim annem. Sağlık. Çok nefis. Biz bunları yemeye devam edelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Senin söylemek istediğin bir şey var mı anne? Başarının devamını diliyorum. Çok güzel şeyler yapıp paylaşıyorsun. Başarılar. Teşekkür Allah ediyorum. Kolaylık versin. Teşekkür harika ediyorum. Şeyler yapıyorsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.